Sen sevdiğim yar dedim, gir boynuma sar dedim. Güzel sevdiğim yar dedim, gir boynuma sar dedim. Ne yaptım bilemedim, niye ettin yayla. Ne yaptım bilemedim, niye ettin yayla. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz elektrikli bisiklet tekerinin modifiye edilmiş halidir. Çıkışta gördüğünüz gibi 3 tane kablo vardır, 3'ü de fazdır. Bu fazları ben normalde köprü diyotlarla 3 fazı birleştirip bir tane 50 wattlık halojen ampule bağladım. Bu halojen ampulü yakmak zordur ve çok amper isteyen bir ampuldür. Ve çıkışına da bir ohmmetre bağladım. Sizlere takometre ile de göstereceğim. Tabii bu parlak olduğu için yanıltmasın diye bir bant yapıştırdım. Şurada da gördüğünüz gibi fosforlu bir bant var. Şu fosforlu bant. Şimdi onda kaç devirde ne kadar volt ürettiğini sizlere takometre ile, turmetre ile göstereceğim. Şu şekilde. Şimdi çalıştırıyorum. Devir ayarlı dimmerimizle çalıştırıyoruz. Bakın hemen ampulümüz yandı. Voltajı görüyorsunuz. Şunu 14.4'e getirdim. Bakın tekerimiz çok güzel dönüyor. Şimdi devrini ölçelim. 170. Evet. 180 devirde. Gördüğünüz gibi 180 devirde, 178, 180 devirde 14.6 voltu görüyorsunuz ve ampulde çok güzel yakmaktadır. Yani akünüzü, yani 175-180 devirde akünüzü çok rahat doldurabilirsiniz. Tabi bu biraz daha hızlandığı zaman amper biraz daha fazlalaşacak, volt da biraz daha fazlalaşacaktır. Gördüğünüz gibi rüzgar türbünü veya su türbünü yapmakta, kullanmakta çok güzel bir alternatördür. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz alternatör elektrik bisiklet tekerinin modifiye edilmiş halidir. Sizlere bunun 24 voltluk sistemlerde nasıl çalıştığını göstereceğim. Kaç devirde ne kadar amper verdiğini sizlere şimdi çalıştıracağım. Modifiye edilmiş gördüğünüz gibi 3 faz çıkışı vardır. Bu 3 faz çıkışı köprü diyotlarla doğrultulmuş artı eksi olarak 2 tane ampule bağladım. 12'şer voltluk seri bağladım gördüğünüz gibi. Bu 50 wattlık halojen ampuldür. Far ampulümüzdür. Birbirine seri bağladım ve çıkışına da gördüğünüz gibi ohmmetremiz var. Ve alternatör üzerine bant yapıştırdım. Çünkü bu metal gövde, parlak gövde olduğu için lazer ışınını yansıtır. Şurada da gördüğünüz gibi bir tane fosforlu bant var. Şimdi onu da daha doğrusu kaç devirde ne kadar elektrik verdiğini 24 volt sistem için deneyeceğiz. Devir ayarlı dimmerimizle motorumuzla döndürüyorum. Bakın ampullerimizin ikisi de yandı. Voltaja bakalım. Biraz daha yükseltiyorum. Biraz daha deviri yükseltiyorum. Çünkü 28.3. Şu anda 24 voltluk sistemi şarj edebilen bir durumdadır. Bakın çok güzel yanıyor. Şimdi hemen devrini ölçelim. Evet, lazer ışınımızla. Gördüğünüz gibi 325, 330 devirde ise gayet güzel 24 voltluk sistemlerinizi, akülerinizi şarj edebilirsiniz. Tabi bunun çıkışına şarj kontrol cihazı bağlamanız gerekir. Bu normalde diyotlarla doğrultup sizlere gösterdim. Tabi akü şarj kontrol cihazıyla bağlamanız, kullanmanız gerekir. Teşekkür ediyorum. Daha önce bahsetmiş olduğum fırçalı tabla sistemi, hatta bu L şeklinde olanı ben de bisiklet tekerine modifiye edilmiş alternatöre monte edeceğiz diye. Şu anda ben monte edilmiş halini gösteriyorum. Bakın
Daha önce dediğim gibi fırçalı tabla sistemi. Buradan alternatörden gelen, alternatör burada. 3 tane faz kablomuz buraya bağlanmıştır. Buradan fırça sistemine gelerek fırçalardan da 3 tane burada görmüş olduğunuz gibi şarj kontrole gelmiştir. Bu şarj kontrol 25 amperlik frenli sistemdir. 3 faz girer. Buradan da artı eksi gördüğünüz gibi çıkar. Ben şimdi test etmek amacıyla artı eksiye bir tane park ampulü bağladım ve ölçü aletini bağladım. Ölçü aletini de doğru akıma ayarladım. Bir tane de tabi burada dediğim gibi park ampulü. İkinci bir sis farını da buraya bağladım. Bunda yaktığını göreceğiz. Şimdi şöyle alternatörümüz buradan arkadan şu şekilde bağlanmıştır. Gördüğünüz üzere. Elimle döndürdüğümde bakın çok rahat bir şekilde dönmektedir. Ve ampul yakmaktadır. Bakın voltajını da görebilirsiniz. Yani elimle çevirdiğimde ortalama 9-10 volta rahatlıkla çıkmaktadır. Hatta şuradan şöyle gösterebilirsem. Şöyle yapayım. Bakın parmağımla çevireceğim şu şekliyle. Voltajını görün. Şöyle tabii tekerle yaptığım için tam göremeyeceksiniz belki ama şöyle yapayım. Voltajı görün bak elimle. Yani şu devirde bakın rahatlıkla 11 volta almaktasınız. Şimdi ben bunu da şöyle kusura bakmayın tekerle yaptığım için sis farını da buraya bağlayacağım. Yalnız bu konuda bir şey belirtmek isterim. Bu şarj kontrol aletinde çıkan artı eksi kabloyu kesinlikle kısa devre yaptırmamanız gerekmektedir. Eğer kısa devre yaptırırsanız ben şöyle koyayım. Tekerle yapamadım. Şu ucucuna değdirdim ama. Dediğim gibi bu şarj kontrolden çıkan artı eksiği kesinlikle yani alternatörden akım gelirken kısa devre yaptırmayı yaptırdığınız an otomatikman gider. Bakın. Şu sorayla yapamıyorum. Bakın sis farına nasıl yakmaktadır. Tabi alternatörümüz eskisi gibi rahat dönmemekte. Dediğim gibi normalde voltajımız ne kadar fazla alırsak alternatörümüz o kadar kasar. Bütün alternatörlerde sistem böyledir. Voltajı da görebilirsiniz. Ben 4 tane far ampulünü taktım. 4 tanesi rahatlıkla yanmaktadır. Evet. Şimdi bu dedim. Hatta fren sistemi şurada ışıklarına bakın. Şarj kontrolün. Şurada 2 tane yeşil, 1 tane kırmızı olarak ledleri vardır. Akümüz bu dolduğu zaman otomatik bu frenli şarj kontrol sistemi alternatöre fren yaptırmaktadır. Şimdi başka bir arkadaşımız da sorduğu bir şey var. Bu şarj kontrol fren sistemi 140 lira. Bir tane de şöyle frensiz sistemi var bunun. 120 lira. Bir de şöyle basit bir şarj kontrol var. Burada aynı şekilde buradan 3 tane faz girmekte. Buradan da artı eksi olarak çıkmaktadır. Bunun fiyatı ise 40 lira. Yalnız bu diğerlerinden biraz da kalite olarak düşüktür. Şimdi alternatörümüze pervane olarak nasıl bağlayacağız? Normalde burada görmüş olduğunuz 2.15'lik pervanemizi buraya isterseniz buradaki profillerden söküp şöyle buralara monte edebilirsiniz. Ya da şimdi ben buradaki pervanemizin flanşı aynı flanştan bu ortasına şöyle monte edip şu kenarlardan uzun vidalarla şu şekilde monte edebilirsiniz. Böyle olduğu zaman buraya da kanatları monte etmiş olacaksınız. Kusura bakmayın böyle tekerle yaptığım için tek başıma biraz zor oluyor. Evet. Dediğim gibi bahsetmiş oldum. Bisiklet tekerine modifiye olmuş alternatör rüzgar pervanesi olarak, rüzgar türbini olarak nasıl kullanılabilir? Teşekkür ederim.